hayatımın iş anlamında en yüksek noktasında ben bir karar verdim ve bir kutu açma yarışmasına gittim. 97 yılında bir olay yaşadım ve o bana çok büyük ders oldu. Bunu kimse bilmiyor derken? Bilmiyor. Hiç kimse şu an anlatmamış. Adada buldunuz. Adada buldum aynen, gizli. Sevgili seyirciler, bugün vapurda çayımızla simidimizle misafir edeceğimiz isim bir adalı. Burgaz Adalı, ama milyonlar onu başka bir yerden, başka bir adadan tanıyor. Survivor adasının başarılı yarışmacılarından sevgili Hakan Latifoğlu bugün vapur sohbetinde bizimle olacak. Evet, yine martı gözükmüyor. Yine martısız bir çekim. Fırtınalar nasıl olursa olsun martılar sevdiği denizden vazgeçmezmiş diyor bir denizci. Bizim martılar nerede? Gelin. Hoş geldiniz. Ne haber abi? Merhaba. Nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim, çok şıksın. Teşekkür ederim. Deniz mavisi efendim. Ay ne güzel. Mavi o zaman terli. Denizlere açılalım mı? Ne yapalım? Evet. Panam. Merhaba. Çekimdeyiz de şu an. Buyurun, buyurun. Estağfurullah. Bu Ankara'da görsen, diyeceğim ki Nişantaşı'nda görüşmüştük hanımla. Çok çok beğeniyorum. Estağfurullah. Adanın, vapurun benim için yeri çok ayrı. Kesinlikle. Aynen. Ne güzel. O yüzden de vapuru kaçırmıyorum. Olur kaçırmıyorum. Yok, zaten İstanbul kartımı ben hazırladım senin için. Şimdi oksijen depolayacağız. Vallahi boğazda. Senin vapurları bu kadar çok sevdiğini bilsem daha önce misafir. Benim yerlerim vardır vapurda. Hadi ya. Tabii. Mesela çok melankoliksem yana otururum. He. Çünkü o böyle her an resmin değişmesi doğru. Beni böyle bir rahatlatır. Hakan'cığım çaya dair ne dersin? Çay mı? Çay sohbettir. Sohbettir değil mi? Çay mavi. Güzelliktir, aynen. Hani deriz ya, şu meşhur yarışma programlarından sonra yarışanlar ortadan kayboluyor diye. İşte o kaybolmayanlardan biri. Çaylarla bir şöyle selfie. Bugün yaptığı işte onu diğerlerinden farklı yapan şey ise hep aradığımız bir duyguda. Samimiyetinde. Bir sonraki programa gizem balık alalım. Bence sen martı al da iş garanti olsun. Milyonların aynı anda izlediği, sevinip ağladığı televizyon yapımlarının içerisinden evlerimize konuk olmuş birisi. Yarışma programlarından ödüllerle ayrılmış, hayallerini gerçekleştirmek için cesaret göstermiş, sporcu olmayı her zaman sevmiş. Sevgili seyirciler, Hakan Hatipoğlu'yla çay simit sohbetimiz başlıyor. Bir ada çocuğu, bir Burgaz Adalı dedik. Adayla ilgili de şöyle araştırmalar yaptım. Adanın hem en ustusu, en saygın, böyle küçüklerini, büyüklerini sevgi saygılı, en de yaramazıymışsın. Nereden buldun bunu? Şimdi gerçekten bunu söylerler. Yani şey derler, adada yani üç tane böyle en fırlama çocuk saysak, biri sensindir. Üç tane en efendi çocuk saysak, hani gençlere sor, en fırlamaya söyler. Bir de öyle bir daha ileri yaştakilere sor. En saygılı böyle şey çocuk derler yani. Evet. Demek ki nerede öyle hareket edeceğimizi biliyoruz nasıl. Gerçekten aynen, öyle. Estağfurullah. Mantık insanı diyorum ben kendisi için. Sevgili Hakan Hatipoğlu ile vapur sohbetindeyiz. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Sizler de hoş geldiniz. Güzel bir İstanbul yaz gününden. Tam da şu an Kız Kulesi'nin önünden geçerken. Bir şöyle bir bakayım ya. Bayağıdır ve bu kadar yakından geçmiyorum. Vapurları çok severim ama bayağıdır bilmiyorum biliyor musun? Çok iyi oldu şu bu an. Bu koşuşturma içerisinde? Ya hem koşturmaca... Hem de bu motosiklet nedense beni biraz bu boğaz kullanımı konusunda tembelliğe itti. Çünkü hani köprüsüz bir trafik oluyor motosiklet olduğum. Evet. Rahat oluyor ama şu an mesela bak şu an mutlu oldum. Burada Kız Kulesi'ni görünce. Vallahi biz de mutlu gerçekten olduk. Sevgili Ali Emre Bey, Ayşe Hanım siz de hoş geldiniz. Ayşe, teşekkür ederim. Ayşe Hanım'la başlayalım. İstanbul doğumluyum. İstanbul Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım okuyorum hala, bitiremedim. Bunun dışında editörlük yapıyorum. Sizi izliyorum. Teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Teşekkürler. Trabzonluyum. İstanbul'da oturuyorum.
Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bölümünde okuyorum. Dördüncü sınıfa geçtim. Ha, bizim oradasın sen de. Evet. Çok güzel. Siz de Eskişehir'de olmuşsunuz. Eskişehir'im ben de. Eskişehir'de çok güzel bu arada. Hakan İyi, çok sevindim. Sizinle gelmeyi evet. çok isteriz. Gittim bir kere ya. Çok güzel bir şey. Yani Türkiye'nin örnek şehirlerinden biri. Bir tanesi. Çok şanslısın yani. Teşekkür ederim. Şimdi çayımız, simidimiz var. Yaptığım araştırmalara göre yarışmaya girdiğinde 96... Çıktığında 81, yarışmadan çıktıktan sonra bir hafta sonra yine 15 kilo olarak aynı kiloyu yakalamışsın. Nasıl bir istatistik? Şöyle, 96 girdim. Çay simit yer misin? Alıyorum, evet çok sağ ol. 96 girdim, 78 çıktım. Daha İstanbul'a gelmeden yani 4-5 gün içinde 9-10 kilo aldım. Neler yedin o zaman? Ben abi, nasıl bir psikoloji oluyor değil mi hiç o kadar yani zaman? Yani şöyle diyeyim sana, ilk yemeğim, şimdi ne oldu? Elendim. Elendikten sonra konseyden çıkardılar beni. Hakan ne yapmak istiyorsun dediler. Dedim bir şöyle bir yalnız kalmak istiyorum dedim. Odaya götürdüler beni. Sonra geldim odaya. Böyle kendimi şey gibi hissettim. Ölmüş gibi yani. Yani Allah affetsin. Çünkü sonuçta bir emek vermişsin. 120 gün ve bitti. Kaldım böyle. Ya dedim ne olacak dedim ya. Tamam hayat devam ediyor Hakan dedim. Yani git dedim yemek ye dedim. Yemeğe gittim. 4 saat sürdü. 4 saat. Ya böyle bir şey olamaz yani. Hani... İnanılmaz bir yemek yedim. Yani ya bir ara böyle hani bir kaşık pilavdan bir kaşık işte muhallebiden alıyordum. Böyle o tattaydım yani. Hani karıştırmanın en şeyi artık yani. Fena. Güzeldi biz ama. Biz işte çayla simitle misafir ediyoruz. İstanbul'da bir semboldür çay simit. Çok da önemlidir. Yani ne bileyim en böyle bazen şey anında insan şu ufacık simit kesinlikle. Çok mutlu eder. Çok doyurur her şeyden çok. Aynen. Döner yesen böyle lezzetli gelmez. Evet. Hayatta insanlar için cesaret önemli bir şey. Hı hı. Diğer insanların yaşadığından birazcık daha cesaretli olmak, birazcık felsefende herkesin yaşadığı hayatı yaşamamak, hayal ettiği şeyleri yapmak anlamında yarışma programlarına katılma isteğin, sporcu olma kimliğin, sporculuğu bir yaşam biçimine dönüştürmen. Ya aslında şöyle, bir kere heyecanı seviyorum o kesin. Onu ben hani spor hayatımda zaten hissediyordum. Yani hayatımdaki en büyük motivasyon stop oynarken gol atmaktı. Yani o duyguyu ben anlatamam, müthiş bir şey yani. Survivor'da aslında şöyle, hayatımın iş anlamında en yüksek noktasında ben bir karar verdim ve bir kutu açma yarışmasına gittim. Yani bu kararı almamdaki neden farklı bir şey yapmak istememdi. Çünkü farklılığı seviyorum. Var mısın yok musun? İlk televizyon macerası. Evet, evet. İlk kez ekrana çıktım. Üçüncü gün hayatımdaki birçok şeyi kenara atıp dedim ki ben dedim burada mutlu olacağım galiba dedim. Ve o günden beri yani 26 Ağustos 2008'den beri 9 yıldır bir şekilde bu sektörün içindeyim. Bu başlangıçtaki var mısın yok musun aslında çok böyle bıçak sırtı bir soru. Evet. Yani var mısın yok musun? Yokum. Zor sen yok muydun? Yokum. Varım varım. Ben varım diye teklifi aldım. Aldım. Evet öyle olmuş. Hayatta da böyle bu zamana kadar hani böyle o bıçak sırtı sorularla çok karşılaştın mı? Kendi hayatın Yok aslında yani... çok kendi içimde planlı programlıyımdır. Ama sistem beni kontrol alsın istemem. Kendi sistemimi kurmak isterim. Yani böyle bir şeyim vardır. Çok paranın peşinde olan bir insan değilimdir. Çünkü bir abimin lafı hep böyle hayatımda kafamın kenarında böyle bir şey yapar. Hep böyle gidip gelir. Az yeter çok yetmez diye. Gerçekten çok güzel bir laf. Yani bu laf benim böyle birkaç tane hayat mottomdan biridir. O yüzden hiçbir zaman çok paranın peşinde olmadım. Zaten belli bir paradan yukarısı hep aynıdır diye düşünüyorum ben. Kimse birbirini kırmadan, ha şöyle diyeyim, hakkımı da kimseye vermem. Yani şu anlamda hani hakkımı yedirmem. Anlatabildim mi? Bazen 1 liramın bile peşine düşerim. Çaycı gelsin, işte 3 çay içtik mesela. Ne kadar diyeyim? 10 lira desin. 10 lirayı veririm ama sonra sorarım kendime. Ya 3 çay nasıl 10 lira olabilir ki? Yani 10 lira 3'e bölünmez ki. Hadi bana 4 lira de 12 vereyim ama 3 çay 10 lira olamaz kardeş. Sen oradan 1 lirayı ver bana çünkü galiba çay 3 lira derim, tamam mı? O 1 lira kandırılma duygusundan dolayı benim için 1 milyar dolardır yani. 1 trilyondur. Nasıl geçiyor sohbet? Çok güzel geçiyor. Gerçekten Hakan Bey çok doğal işten birisi. Sağ ol, teşekkür ederim. Merak ettiğim bir soru var. Aklıma ilk gelen soru, hayat felsefeniz nedir ve hedefleriniz neler? Bu soruyu çok merak ediyorum. Hayat felsefe. Yani insanları kırmadan, üstüne basmadan olabildiğince ailene, çevrene dönük yaşamak. Onun dışında ülkeni seveceksin, ihanet etmeyeceksin.
ne derler, haksızlık yapmayacaksın insanlara. Kimsenin hakkını yemeyeceksin. Yani çünkü her şeyin ötesinde Allah'ın bir adaleti var. Buna her zaman inanmak, sığınmak lazım. Bu şekilde hayatımı devam ettiriyor. Oradaki yarışmacılarla kendini bir bütün halinde hissettiğin anlar oldu mu? Yarışmacıların o kadar çok benzer yönü var ki birbirine bağlayan. Bunu düşünme fırsatı oluyor mu orada? Ya benzeyen insanlarsınız, bir de hedefiniz aynı. Yani orada bir adada yaşıyorsunuz, hayatta kalmanız lazım. O balık tutarsa seni doyuracak, sen balık tutarsan onu doyuracaksın. Bugün o yapar ama yarın sen yaparsın. İş bölümü önemli, o bunu yaparken sen bunu yapacaksın ki aynı anda o olsun. Ya da bir tahtayı taşıman lazım, tek başına taşıyamazsın. Yani orada aslında şunu görüyoruz. Evet, bu bir mücadele ve bir kişi şampiyon olacak. Ama burada rahat yaşamak için bu şeyi, yapıyı kurman lazım. Burada beraber yaşaman lazım. Bu çok önemli. O yüzden bu bilinci yapabilen de oluyor, yapamayan da oluyor. Peki, ama ben bunun bilincindeydim her zaman. O anki en büyük haz hangisiydi mesela? Balık tutup arkadaşlarını doyurmak mı? Yoksa atıyorum ödül oyununda bir şekilde güzel hamle yapmak mı? İkisini kıyaslarsan hangisi? Ya bence ödül oyununda hamle yapmak tabii ki. Herkes açken balık tutup herkes sevindirmek de biz ya, derken yani o da ayrı bir şey oluyor. Şöyle bir şey, yani balık tutuyorsun, adam yemeyeceğim diye biliyor ya da işte ne derler, bana niye küçük balığı verdin diyor falan. Böyle sıkıntılar yaşayacağına ben zaten bir yerden sonra balığa çıkmamaya başladım. Çünkü çok şey oldu, nasıl diyeyim, sorunlar çıkıyordu işte. Allah Allah. Tabii bir de şöyle bir şey, balık tutan işin yıldızı oluyor. İşin yıldızını da kimse sevmiyor haliyle. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Göze batıyor. Tabii göze batıyorsun. Hep bu. Sonuçta bu bir yarışma yani. Galiba bu balık tutan bir gerçek yarışma değil de bir psikolojik bir yarışma tabii tarafı ki daha büyük. Yani şöyle diyeyim, ben şimdi hazırlıklarına başladım. Sevgili rahmetli Altan Erbulak'ın kızı Ayşe Erbulak da bana yardımcı olacak. Hem onun okulunda, Bostancı'daki okulunda senaryo eğitimi alacağım. Survivor'la alakalı bir kitap yazacağım. 2018'in sonu gibi düşünüyorum. İnşallah. Ama şimdiden notlarını yeni falan proje almaya başladım. Evet evet, hayır. Öyle bir şeyim olsun istiyorum. Bir nasıl diyeyim? Unutmadan bir günlüğüm ya da bir anı defterim, bir şeyim olsun istiyorum ve gerçek şeyler üzerine yazacağım böyle. Hayat deneyimlerimi, biraz işin içinde kişisel gelişim de olacak. Oraları anlatan bir hikaye de olacak. Çok başarılar. Görüşmek üzere. 88 yaşında kayınvalidem size suvari başladı mı? Çabuk suvari yaşlar. Aa, çok selam söyleyin. 88 yaşında. Allah Allah uzun ve sağlıklı ömürler nasip etsin. Bu yaşantıdan sonra doğaya olan yaklaşımın nasıl değişti? Aslında ben doğayı küçüklüğümden beri çok severim. Ezan ağaçlar. Ama 97 yılında bir olay yaşadım ve o bana çok büyük ders oldu. Uludağ'da kayak yapıyorum. Teleskiyle yukarıdan giderken yandaki ağaçlara vuruyorum böyle, tamam mı? Üstündeki karları düşürmek için falan. Bir tane ağaca vurdum böyle, tak diye çam ağacının dalı kırıldı. Sonra bir tur sonra, kaydıktan bir tur sonra ben ağaca yine vururken o kendi sallanmamla ayakkabım düştü. Kayağım düştü pardon. Teleferiktesin. Evet, aynen, kayağım düştü. Sonra öteki kayağı da attım. Dedim ki yürüyerek aşağı iner alırım. Yolda giderken yaklaşık şu kadar bir yükseklikten kayak ayakkabısıyla atladım ve ayağım ayakkabının içinde kırıldı, döndü. Orada dedim ki, bu ağaç bana ceza verdi. Aynen. Ve ondan sonra ne zaman biri bir ağaca isim kazısa, zarar verse, canlı bir ağaca, her zaman farklı bir duyarlılık tepki göstermem. Tabii ki, aynen. O böyle hani belki çocuk ya da gençken, 16 yaşındaydım, bana çok dokunan bir hikaye oldu. Hani doğaya karşı, evet, orada yaşayınca ciddi sevgim arttı. Çünkü o ne derse o oluyor. Yani şu an burada fırtına çıksa biz çekim yapamayız mesela. Kesinlikle. Yani ya da susuz kalsak, yağmur yağsa su ihtiyacımızı gideririz. Ya da öyle güzel 2-3 gün geçer ki yerde ürünler çıkar ve biz o sayede yemek yeriz. Yani doğa böyle bir güç aslında. Ve survival'ını daha iyi anladım. Mesela bir tane muz ağacı buldum. Muz ağacı bildiğiniz. Bunu hiç kimse bilmiyor. Muzların boyu şu kadardı. Dedim ki Hakan, dedim bunları... Kimse bilmiyor derken? Bilmiyor. Kimse şu an anlatmadım hiç. Adada buldunuz. Adada buldum, aynen, gizli. Değişim. 50 tane falan muz var. Ama muzların boyu şu kadar. Daha olmamış yani. Ama hani istesem çıkarım, içinde bir şey vardır. Hakan dedim, dokunma dedim. Dokunma, bu büyüyecek dedim. 10 gün sabırla her gün gittim geldim, gittim geldim, gittim geldim. Muzlar şu kadar olmuştu. Birkaç gün daha gideyim geleyim dedim. Ve onun sahibi varmış, onu almış oradan. Kimmiş? Tabii muhtemelen
Evet. Oranın da bir herhalde çiftçisi şeyi uzaklardan bir adam varmış ki onu almış. Yani çok da beklemeyeceksin onu söyleyeyim. Birkaç tane kısa sorum var. Ali Bey, Ayşe Hanım'ın da soruları olursa siz de lütfen devam edin. İstanbul'da hangisi yapılsın? Buz pisti, Luna Park, Beach Volley sahası. Luna Park yaşım geçti. Peki. Ben spor odaklı bir insanım. Bir de en son 2013 Akdeniz Oyunları'na katıldım Mersin'de. Orada çok Beach Volley seyretmiştim. O yüzden Beach Volley'e karşı bir şeyim vardır, sevgim vardır. Evet, herkesin oynamadığı ya da çok seyretmediği bir spor ama olimpik bir spor olduğu için beach volley. Peki. Yemek olarak karnıyarık mı, enginar mı, mücver mi? Karnıyarık. Karnıyarık, peki. Spor otomobil mi, tekne mi, yeni bir motosiklet mi? Tekne. Peki. Çünkü tekneyle kimsenin olmadığı yerlere gidebiliyorsun. Doğru. Yani motorla yine yoldasın yani, anlatabildim mi? Evet. Yani ben mesela kalabalıkları sevmiyorum. Gerçekten sevmiyorum. Hangisi size daha çok yakın diye sormak istiyorum. Freud, Picasso, Beethoven. Freud. Aynen. Neden? Ya Freud niye? Çünkü üçü de hani yani deha, üçü de büyük dehalar. Müzik, ailemde müzisyen vardır ama benim çok aram yoktur. Klasik müzik evet bazen açarım ama niye açtığımı bilmeden açarım. Açmak için. Rahatlatacağını söylerler o yüzden açarım. Yoksa hani dinlediğimi anlamıyorum mesela. Picasso çok büyük ressam ama tablosuna bakınca ben bir şey göremiyorum. Ama Freud'un yazdığı bir şeyden ya da söylediği bir şeyden hayatıma bir şey çıkarabiliyorum kesinlikle. O yüzden Freud diyorum bana daha çok dokunduğu için. Tamamdır. Devam ediyoruz. Adada yanına ne alırsın diye sormak istiyorum. Gizem'i ateş alırım. Mi? Su mu? Harita mı? Ateş mi? Su mu? Harita. Ateşi alırım. Ateş mi? Tabii. Hala yakmayı öğrenememiştim. Hayır. Hayır ondan değil. Niye biliyor musun? Oldu da bulamadım. Şimdi bir kere bak ateşle ilgili şöyle bir düşüncem var. Bilmiyorum ne diyeceksiniz. Mesela bence insanlık tarihinin en büyük buluşu ateş. Kesinlikle. Niye biliyor musun? Çünkü ateş insanlara yemek yapmayı sağladı mı? Sağladı. Isınmayı sağladı mı? Sağladı. Ama daha büyük bir şey sağladı kimsenin göremediği. Ateş geceleri aydınlattı ve insanların onun etrafında oturup çok önemli sohbetler yapmasını ve düşünce paylaşımlarıyla insanlığın gelişmesini sağladı. Mesela ateş benim için bu yönden çok önemli. Şimdi zor bir soru geldi yine sırada. Hemen cevap vermeyin diye söylüyorum. Vazgeçemeyeceğiniz şey. Eşiniz, işiniz, felsefeniz. İşimden vazgeçerim. Efendim? Zor değil mi? Aslında şöyle diyeyim. İşimden vazgeçerim. Felsefemden de vazgeçerim. Çünkü hayatta yanınızda güveneceğiniz, sevdiğiniz, kafanıza uygun biri varsa bence felsefeniz de çok çok önemli değil ya. Ben öyle düşünüyorum ya. Çünkü yani gençken düşündüğümle şu an düşündüğüm bir değil. Çocukkenle gençken ki bir değil. Ama hayatınızdaki insan çok önemli. Yani bu aile için de geçerli. Seçtiğiniz insan için de. Aslında seçtiğiniz insan aileden şöyle bir ayrılıyor. Yani eşiniz. Ailenizi seçemiyorsunuz. Aileniz iyi de olabilir, kötü de olabilir. Ama onlar sizin aileniz. Öyle kabul ediyorsunuz. Ama bir eşi hayatınıza alırken bir kere onu sevmeniz lazım. Doğru. İki, fikir olarak uyuşmanız lazım. Bu iki şeyi sağlıyorsanız onu seçiyorsunuz, o sizi seçiyor. Onun da sizi seçmesi lazım. Bu bağlantı zaten sizi doğru insana götürebiliyor ya da doğru karara götürebiliyor. Hayatınızda aldığınız en önemli karar bu aslında. Bu kısa kısalarda son iki sorum. Pek kısa cevaplamıyorum ama kusura bakmayın ya vallahi. Oğlum, şeyi soracaktım. Bugüne kadar adada kaç tane balık tuttunuz tahmini? Oo, çoktur. Yani kaçtır? Kaç tane? 500'den fazladır. Öyle mi? Ki zıpkınla yani. 500 tane balık. Tabii. Aile değil. Hakikaten ya. Ama. Değil mi? Nasıl aç kalırız zaten? Yok alıyorsun abi. Bak 500 balık 10 kişi desen 50 balık. 50 balıkla 120 evet. Gün geçir bakayım. Ya bak hesap şimdi çıktı ortaya. Vay, bayağı tutuyormuşsunuz ya. 40 gün dişini fırçalamamışsın. 40 gün mü? 125 gün olmasın.
Akıllı, güçlü ve vefalı. Bu üç özellik. Sizin bir vav kolyeniz vardı. Vava olan sevgim Bursa'da Ulu Cami'yi gezerken başladı. Ey kalbimden geçeni bilen Allah'ım, kulum de kafi bana. İster narına gark et, ister nuruna. Siz dedi ünlü olup dedi işte böyle oldunuz dedi. Sizi dedi ünlü yapanı bilmem neyi. Hayat aslında bazen de şöyle oluyor. Sen hayat için planlar yaparken karşına çıkan oluyor. Belki bir yarışma süreci yaşayacaktınız ama 7 sene zannediyorum oldu. Çok güzel bir evliliğiniz var. Allah bozmasın. Gizem Hanım'a da buradan çok sevgilerimi gönderiyorum. Ama hani bir yandan da milyonların önünde gerçekten hissettiğiniz şeyi yaşamak ne kadar zordu? Yani şöyle diyeyim, eğer ikimizden biri ekran önünde olup diğeri olmasaydı zor olabilirdi. Yani evdeki tanınan kişi bir kişi olursa belki bir sıkıntı olabilir. Ama ikimiz de o noktada olduğumuz için bir de biz hayatımızı hiç değiştirmedik. Hep böyle nasıl diyeyim, gerçekten mütevazi bir hayat yaşamaya çalışıyoruz. Hani o ünlülerin hızlı hayatı bizde yok. Bizim hızımız gündüz, ünlü işte olabildiğince zaten, oluyor. Zaten değil mi? Hani bir gerçekten... Zor bir şey tabii ki. Yani şöyle diyeyim size, mesela sokakta her an sanki evdeymiş gibi hareket etmeniz lazım. Yani hep kontrollü ve doğru şekilde. Çünkü mesela insanlar geliyorlar, sağ olsunlar, size fotoğraf çektiriyorlar. Mesela vapura bineceksiniz. Mesela biri gelsin desin ki Hakan Bey fotoğraf çektirmek istiyorum, müsait misiniz desin. Ya evet ama vapuru kaçıracağım, başka zaman olsa deyip yürüyerek gitseniz hemen akşamında onu sosyal medyada şöyle yazıyorlar. Mesela bana yazmadılar. Çünkü bugüne kadar bir kere fotoğraf çektiremedim. Yalın konseriydi Bodrum'da. Çok kalabalık vardı. İçinize dert olmuş zaten belli ya. Aynen. Kaç sene önceydi konser? 2010 Haziran ayı. 7 sene Survivor'dan, önce. Temmuz ayı. Survivor'dan yeni elenmişim. Oradan hani acayip bir şey var. O an çıkmam lazım. Yoksa çıkamayacağım. Kilit kalacağım yani orada 2000 kişinin arasında. Gizem dedim hadi gidiyoruz. Yolda biri dedi. Dedim kusura bakma çıkmamız lazım dedim. Bak aklıma o kadar oturmuş ki. Ya işte siz dedi ünlü olup dedi işte böyle oldunuz dedi. Sizi dedi ünlü yapanı bilmem neyi falan. Ya nasıl dokundu bana biliyor musun o mesela? Ben çok dikkat ederim ama dediğim gibi kolay bir şey değil. Çok ciddi bir sorumluluk ama altından kalkabiliyoruz Allah'a şükür. Ben bir şey okudum Survivor'la ilgili gerçekten hayretler içerisinde kaldım. Doğru zannediyorum. 40 gün dişini fırçalamamışsın. 40 gün mü? 125 gün olmasın? İlk yarışma 40 gün, 125 gün fırçalamadım. En son elimize nasıl? Bir şey tutuşturdu Doğukan Manço sağ olsun. Bizim rahmetli Barış Manço'nun oğlu Doğukan'la biz adada çok iyiydik. Hani 125 günü, 120 günü. 125 günü, 120 günü. Evet, son 5 gün bir şey oldu, bir problem oldu. Evet. Yani o karşı taraftan oy kullandı falan. Bir kötü olduk ama sorun yok yani. Şu an nasıl? Şu an hani hayatlarımız kesişmiyor ya. Çünkü çıktıktan sonra o kendi hayatı, ben kendi hayatım falan bir türlü şey yapamadım. Şunu söyleyeceğim. Dedi ki misvak bu, misvak. Bu ağacın şey içiyle evet, işte şey. Evet misvak olur ya. Yani. Abi misvak misvak dişler aşındı ama. Öyle onu sürekli ağızda kıtır kıtır yapmak yanlışmış diş yani. Diş fırçası yok yani. Yok tabii. Yok. Ama benim mi yapmadın evet dişi? Aynen aynen. Benim ön dişlerim. Bir de aşık olduğunuz insan adada. Abi bak, orada öyle ya, aynen. O da bir dişi. O da bir ayrı aynen. Bir taraf. Hani... Ayşe Hanım sizin var mı sorunuz? Aklınıza gelen? Var. Sizin bir vav kolyeniz vardı. Evet. Onun bir ilahi anlamı var hepimiz biliyoruz. Evet. Sizin için anlamı nedir? Yani nasıl bir değer veriyorsunuz? Şöyle yapalım ben bir telefonuma ulaşayım. Telefonumda bununla ilgili okuyup etkilendiğim bir şiir var. Onu okumak isterim şu an. Tamam. Olur, olur mu? Olur. Tamam. Tabii. Telefonunu alabilir mi Serkan Bey? Şimdi telefonumu aldım. Bir kere şunu anlatayım. Vava olan sevgim Bursa'da Ulu Cami'yi gezerken başladı. TRT Belgesel'de çok kısa bir program yaptım ben, yapmadan dönme diye. Gittiğin yerlerde işte nereler gezilir, tarihi ve doğal olarak, ne yenir, ne içilir ve yanına dönüşte ne alınır diye. Böyle konseptli bir program. Bursa'ya gittiğimizde Ulu Cami'yi gezdim. Ulu Cami'de de çok güzel vav tesvirleri var duvarlarda. İnanılmaz gerçekten. Zaten Ulu Cami, yani benim Türkiye'de en etkilendiğim camilerden biri. Bu şiirde benim aslında Vav'dan daha çok etkilenmemi sağlayan şairin diyeyim. Çünkü böyle bir şey yazan şairdir benim için. Onu okumak istiyorum. Tabii. Şiirin adı Aşkın Vav Hali. Çok güzel. Ey aşkın binbir başlı Vav Hali. Ey sonsuz kavram. Gaflet vaktinde gel gönlümün üstüne. Usta bir hattatım ben. Aşkı çizerim mekanlara.
Aşk sığmaz ki bu ummana, vav olur gözlerimiz, bürünürüz canlara. Bir seyyah gibi gelip göçen, göçüp giden bu mekandan mekana, demem o ki tarifini yapamam ben imkana. Bir hattatım, zamana vav çizmekteyim, hilalin dolunaya, dolunayın hilale dönüştüğü zamana. Ve mahlukat, nefes nefes aşk çekerken Mevla'ya, üstümde aşk kokusu var. Yaşadıkça beni yontar ve benzetir insana. Elimde vav, gönlümde vav, gözümde vav. Dem dem vav kesilirim, beni insan yapana. Ey kalbimden geçini bilen Allah'ım, kulum de kafi bana. İster narına gark et, ister nuruna. Çok sevdiğim bir şiir bu. Yani gerçekten vav, çünkü biliyorsunuz hem insanın cenin halini hem de Allah'a secde ettiği halini tasvir ettiği için İslamiyet'te de önemli bir yeri vardır. Ulu Cami'de çok güzel vav tabloları, vav görselleri var. Muhakkak görmenizi tavsiye ederim. Evet, gördüm ben de. Çok güzeldi gerçekten. Takip ediyor yakında. Sağ olun, iyi günler. Gelin bir gün konuk olarak. Çok isteriz. Tesadüf oldu. Çok iyi oldu yani. Teşekkürler. Çok dolu bir insansın. Estağfurullah, yani sağ olun. Sağ olun, çok teşekkürler. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Yani dolu dolu bir insansın. Evet, çok sağ olun. Sağ olun. Evet, değil mi? Yani çok beğendim. Sağ olun, teşekkür sağ olun. Ediyorum. İyi günler. Hoşçakalın, güzel günler. Sağ olun. Hoşçakalın. İyi günler. Özlem Hanım da bizim programımızın müdavimi. İlk yıllarında aslında. Gerçekten. Bundan 6 yıl önce ilk başladığımız zamanlardan biri. Bir farklı dinliyor zaten, ondanmış demek ki. Böyle güzel güzel. Gönülden. Evet. Aynen, gönülden. Tabii bu kadar kalabalığın içerisinde abinin telefonu nostaljik. Bu kadar kalabalığın içerisinde insanın kendisini bir adada hissetmesi de çok mümkün değil. Sonuçta biz orada sizi görüyoruz ama arka tarafta 100 kişi dolaşıyor. Tabii. Yani, bu da enteresan. Tabii ama hani sonuçta zamanla siz de alışıyorsunuz. Yani düşünsenize, ıssız bir adada arkadaşınızla ıssız bir yerde sohbet ediyorsunuz. Halbuki burnunuzun içine kadar bir kamera giriyor. Böyle duruyor, bir tane de sesçi alttan ses tutuyor. O her an var mı? Yoksa böyle sizi gözlemleyip hadi şu an Hakan yürüyüşe çıkmış ya da sohbet ediyor. Yok, her an yok. Yok, her an yok. Ya her an olamaz zaten. Öyle bir imkanları yok tabii ki. Ama hani nasıl diyeyim? %50'sinde zaten bir kere barakada sabit kamera var. Etrafta gezen insanlar var ama hani kameranın çekmediği anlar da olabiliyor. Bir de siz alışıyorsunuz. Yani oradaki kameranın varlığı sizi rahatsız etmiyor ya da sizi etkilemiyor. Zamanla ona alıştığınız için o yokmuş gibi hareket etmeye devam ediyorsunuz. Yani hani şu an nasıl bir sohbetimizde ben işte bir şey anlatırken size belli şeyleri unutarak konuşuyorum. Hani şu an orada kamera olduğunu hani unutuyorum. Onun gibi bir şey aslında. Şimdi Kadıköy İskelesi'ne yanaşacağız. Yavaş yavaş seferimizin, programımızın sonuna geleceğiz. Sizlerin soruları var mı? Buyurun, mikrofon sizin. Neden altın? Neden altı? Çünkü yani çok yoğun spor yapan insanların forma ve şapka numaraları vardır. Biz de stopunda şapka takarız. Hani forma gibi düşün. Altı benim çocukluğumdan beri numaramdı. O yüzden altının bende yeri ayrıdır. Yani benim forma numaram altı diyeyim. Öyle anlatabiliriz yani. Çok aynen. Güzel. Ama dövmeyi çok sevmiyorum. Keşke yani hayatımda en büyük pişmanlıklardan biri. Değil mi? Tabii tabii yani hani. Ne bileyim, ne gerek varmış ki? Gençlik işte, yaptırıyorsun ama bana şu an baktığında... Kız kardeşinizde, eşinizde de dövmesi olduğunu biliyorum ben. Gizem'de yok, Zeynep'te var. O da çok seviyor. Sizde onların isimlerinin dövmesi yok mu? Evet, var. Burada G var. Burada da Z var Zeynep'in. Ama dediğim gibi hani bunlar hep gençlik şey yani. 20 ile 25 yaş arası. Çok da şey yapmamak evet. Lazım. Aynen. Ben de tam şeyi soracaktım. Kaç tane dövmeniz 7. var anlamlarını öğrenebilir miyiz? Bir tane var. Şöyle, mesela buradakinin anlamı söyleyeyim. Hani anlam derken aslında bir Çince bir yazı. Benim hayatta insanda sevdiğim 5 özellik var. Ama 5'ini, yani 3'ünü yaptık dedik ki sonra ikisi burada, bir burada çok büyük olur diye ikisini yazmadım. Akıllı, güçlü ve vefalı. Bu 3 özellik. Bunları buraya koyalım. Diğer ikisi de dürüst ve vicdanlı. 5 tane böyle hani hayatta sevdiğim özellik vardır insanla. Akıllı, yapma, güçlü, vefalı, lazım. Dürüst ve vicdanlı. Vicdan da önemli. Onu da yaşamaya çalışıyorum. Öyle diyeyim. Öyle diyeyim. Aynen. Ya çok önemli. Hanım, sizin son eklemek için teşekkür ederiz. Size. Ben çok teşekkür ederim. Evet. Çok memnun oldum. Bir gün sizleri panoramaya da davet etmek keşke istiyorum. Keşke adaya davet etsen. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Sevdiğim bir programda, sevdiğim şehirde.
Çok güzel bir tur yaptım. Sağ çok memnun oldum. Size de teşekkür ediyorum bu arada. Efendim, hani beni davet ettiniz çünkü hani hem keyifli bir sohbet hem de dediğim gibi vapur benim için hayatımda belki bugüne kadar en çok kullandığım araçlardan biri adalı olduğum için çok önemli bir şeydi. Burada sizlerle olmak ayrı bir keyifti. Çok kaliteli, çok da keyifli bir sohbet oldu. Hakan'cığım, o zaman şöyle diyorum. Gelişin güle güle, gidişin güle güle, her işin güle güle olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. Memnun sağ olun. Oldum. Ben de memnun oldum. Yine görüşeceğiz. Resim tabii, tabii ki. Hemen. Dünyanın en güzel şehri İstanbul'da, şehrin simgesi olan Şehir Hatları Vapuru'nda, vapurda çay, simit, sohbet programında çok keyifli zaman geçirdik. Bu güzel şehrin kıymetini bilmeli, kültürünü yaşamalı ve yaşatmalıyız. Ömer Bey'e ve tüm yapım ekibine özverili çalışmaları ve güler yüzlü yaklaşımları için teşekkür ederim. Hakan'cığım, bu şarkı senin için geliyor. Sözlüm olsun, sözsüz olsun. Hakan Bey artık. Gizemli bizim şarkımız oldu da söylesem. Careless bu şarkı mı? Böyle bir şey olamaz mı? Bizim şarkımız Gizemli. Eşimle yani. Careless Whisper değil mi? Evet. Şansa bak. Gizem, duyuyorsun değil mi? Efendim, sosyal medyada vapur müzisyenlerini takip ettiği unutmayın diyoruz. Polente grubu. Su gibi akıp geçti. Çok çabuk geçti ya. Çok memnun oldum. Sen vapurda mı yaşıyorsun peki yani? Evet. Şimdi geri döneceğim. Ev burası mı? Ev burası. Korna çalmayacağım mı? Oraya koyarsın montajda.